Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ın yeni bir videosundayız. Arkadaşlar bugün 9. seviye köy binasında klan savaşı yapacağız. Enes'in köyüyle. Videoya Enes'i çekecektik fakat Enes işlerinden dolayı gitmek zorundaydı. Ganimet yoktu, iksiri falan yoktu. O yüzden onu da falan toplamayı bekleyemedi, gitti diyelim. Klan savaşını ben yapacağım onun yerine. Umarım başarılı sonuçlar alacağız. Zaten Enes bazen videolarda görüyorsunuz köyün arkadaşlar. Uzun süre olmadı. Daha hani birkaç gün önce mi? Bir hafta önce falan sanırım 9. KB'ye geçti. Birkaç gün önce değil çünkü ilk sayılarını falan koymuş. Ama pek uzun süre olmadı. Daha eksik şeyler var. İkinci ilk sayı falan daha var. Neyse. Bunların önemi yok. Klan savaşını yapacağız. Rakibi bu kaçıncıymış? Enes 12. miydi? Hemen bakalım. 12.ydi. Üçlemişler bu arada. Fakat 12. saldırı yapılmış. Biz 13. ve 14. saldıracağız. Daha üstlere saldırmanız bir anlamı yok. Asker seviyelerimiz henüz düşük. 8. seviye asker seviyelerimiz var. O yüzden 13'e ve 14'e saldırmayı düşünüyorum. İkinci periyot, ikinci savaş için askerlerim de çıkmış bulunuyor. Birkaç büyü var. Onlar da çıkar zaten. İkinci savaşımızı da yapacağız. Aynı video içerisinde. Şöyle bir kontrolümü yapayım. Daha sonra şöyle bir gözcülüğümüzü yapalım. 13'e ve 14'e saldıralım arkadaşlar. Ben fazla zorlayacağını düşünmüyorum ama yine de tedbiri elden bırakmamak gerekir. Bazen ya yani çünkü 8'den bir farkı yok. Bu rakipte 8 full yani. O yüzden yine biraz dikkat etmemiz lazım. Öncelikle deprem büyümüz var. Bir yerden duvarı kıracağız. Bu anti 3 yıldız gibi yapmış köy düzeni. Köy binasını köşeye koymuş. Burayı nasıl almamız lazım? Şuradan deprem atıp şuraya deprem atmayı düşünüyorum. Şuradan bir yerden de duvar kırıcısı da kırarsak şu havanı dışarıdan aldıktan sonra güzel şeyler olur sanırım. Fazla düşünmek istemiyorum açıkçası. Hemen savaşımıza girelim. Öncelikle bir tane golemimi şöyle bırakmadan önce ben depremle bir açayım yolu. Şöyle deprem büyülerimi atıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında bir golemi bırakayım. Şöyle golemi ilerleye dururken kraliçemi bırakayım. Arkasından hemen birkaç tane sihirbaz koyayım şöyle. İkinci golemimi de bırakayım şuraya. Klan kalemde bir Pekka vardı. O Pekka'yı biraz bekleteceğim. Şu duvar kırılacağı şurayı kırdıktan sonra umuyorum ki tüm askerlerim içeri girecektir. Pekkalarımı salmadan önce şu etraftaki binaları da almak istiyorum. Yoksa Pekkalarım hepsi içeriye gitmeyecek biliyorum. Hepsi dışarıda gezecek. Şöyle bir öfke ve şöyle bir şifa büyüsü atacağım arkadaşlar. O golemlerimin ölmesini istemiyorum. Pekka'yı artık içeriye doğru gönderebiliriz Pekkalar arkadaşlar. Orada büyük bir bomba patladı. Çift bir bomba gördüğünüz gibi. Oradaki sihirbazlarımın hepsi öldü ya. Çok kötü bir şey oldu ya. Adeta şu an Golan ve Pekkalarım kaldı. Çok acayip kötü bir savaş oldu benim için. Kötü bir tesadüf oldu orada. D bombaya gelmeler arkadaşlar. Baya bir sihirbazım yok oldu yani. O kadar sihirbaz basmıştım ki 20 küsür tane. Umarım kalan şeylerde hız gördük. Şu yeni bombacıya bakar mısınız? Mahvetti adeta orada. Barbar bırakmadı. Şuna bakın ya. Kralım yok oldu arkadaşlar. Buradaki sihirbazlıkların talihsizliği yüzünden diyeyim. Bu klan savaşından 3 yıldız alamayacağız arkadaşlar. O dev bombalar bizi mahvetti ya. Baya kötü oldu. İkinci savaşımıza bakalım diyeceğiz artık. Yani yapacak bir şey kalmadı şuradaki. Dev bombaları yani bu kadar mı insan şanssız olur ya. Şuradan bir yerden girseydik her şey çok farklı olabilirdi. Artık yapmamız gereken tek şey bekleyip savaşın bitmesini beklemek. Biliyordum nokta çıkacağını böyle. Böyle saçma bir şeyler olacağını. Bekliyordum açıkçası. Şurada inanılmaz ya. Şuna dev bombanın da şeyi gitti. Sisi gitti şuradaki. Bir tane Pekka'mız kaldı. O da artık yüzde ne kadar alırsa alacak. Umarım ikinci savaşta var güzel bir şeyler olur da yıldızımızı alırız. Klan savaşımızda biraz riskliydi. Keşke güzel şeyler olsaydı. Benim attığım son seviye Pekka sanırım. Tek atıyor. Şunları tek atsa iyiydi. Şeylere tek atabiliyordu.
Bir tane Navraydı var. Yüzde almış olurduk. Çok kötüydü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben buna garanti gözüyle bakıyordum biraz ama olmadı. Kısmet değilmiş. Kral ve kraliçemin 15 dakika süresi var arkadaşlar. İşte taş harcamak istemiyorum. Zaten asker istememize de 4 dakikası var. Ben her şeyim hazır olduğu zaman videoya döneceğim. Evet arkadaşlar, askerlerimiz çıktı. İkinci savaşımıza geçişimizi yapalım. Bakalım. 13'e saldırmıştık. 14'e saldıracağız şimdi. 14'ü üçleyeceğiz inşallah bu sefer. Fail olmayız arkadaşlar. Evet. Şimdi de şöyle üst kısımlar caz çekici geliyor ama okçum var mıydı arkadaşlar? Okçum yok. Köşelerde kulübeler var. Ona göre bir ayar vereceğim artık. Hemen savaşıma geçeyim arkadaşlar. Köşelerde kulübeler olduğu için arkadaşlar ben kulübe işlerini eskiden beri nefret ederim. Şu kulübeler alması için şöyle bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Şöyle sihirbazlarımı göndereceğim. Bir kısmını bu sefer bekleteceğim çünkü geçen savaşta beni bayağı üzdüler arkadaşlar. Şöyle bir deprem büyümü atıyorum arkadaşlar. Klan kalesindeki askerler oraya gelmeye başladı. Hemen oraya şifamı ve öfke büyümü göndereceğim. Pekkalarım da şu yukarıdan saldığım zaman umuyorum ki sorun olmayacak. Şöyle kralım kaldı, onu da bırakayım arkadaşlar. Merkezin ortasına da son kalan öfke büyümü bıraktım arkadaşlar. Umarım her şey yolunda gider bu sefer. 3 yıldız alırım yukarıya. Tesla'ya 2 tane sihirbaz bırakmıştım. Onlar da Tesla'mı almayı başarmış. Tesla'yı almayı başarmış. Şu an için her şey güzel gidiyor bence. Şu aralarda bombalar falan çıkabilir. Evet, orada bir dev bomba oldu, patladı. Ancak çok aşırı miktarda bir şey olduğunu söyleyemem. Asıl hasar Pekka'ydı. Birkaç tane bir şey öldü ama olsun, o kadardan olur arkadaşlar. Daha fazla savunma kalmadı gördüğünüz gibi. Artık gerisi kolay. O yüzden kralımın yeteneğini de basıyorum. Evet. Geçen köyde bundan aslında çok yüksek bir köy değildi. Fakat oradaki dev bombalar benim işimi bitirmişti gerçekten. Bu sefer sihirbazlarımı ayrı ayrı attığım için daha güzel oldu ve dev bombaları o kadar topluca yakalanmadılar. Şimdi yukarıdakilere sihirbaz bırakmasaydım kulübelere, bir de oralara gideceklerdi. Zaman falan baya bir sıkışık olacaktı. O yüzden riske atmamış olduk. Böyle bizim için daha iyi oldu arkadaşlar. Abat, savaşımız bitti arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ne tür videolar çekmek istediğimi yorumlarda belli edebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Çekmeye çalışırım daha doğrusu. 9. seviye bir köyümüz de var artık elimizde, gördüğünüz gibi. Eskiden 8'di, 8. seviye köy savaşları yapıyorduk ama artık 8. seviye bir köyüm yok. Artık köyümüz yok daha doğrusu. En eski köy 9 oldu. Duvarsız bir köyüm var arkadaşlar. Yakında duvarsız köy serisine de başlayabilirim. Destek için kanalımıza abone olabilirsin arkadaşlar. Şuradan bir buton çıkacak. Oradan tıklayarak direkt abone olabilirsiniz. Ve ekranın diğer köşelerine koyduğum videolardan başka videolarıma direktmen gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.